Değerli kardeşlerim, bugün burada olmamızın, bu ziyaretimizin en önemli sebebi elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık fiyatları. Her zaman adet olduğu üzere fındık hasadı başlamadan evvel, ki bunu 12 Ağustos olarak açıkladık biliyorsunuz, fındık fiyatları açıklanır. Cumhurbaşkanımız fındık konusunda gerçekten çok üst düzey bir bilgiye sahip. Bütün detaylarıyla, bütün dinamikleriyle biliyor. Kendisine biz birkaç farklı opsiyonda önerilerimizi getirdiğimizde o onların arasından en uygun olanını takdir ederek açıklamasını kabine sonrasında yaptı. Cumhurbaşkanımızın biz liderliğinde, bakanlık olarak söyleyeyim aynı zamanda, hem üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Yani farklı farklı şeylerle, gerçeklikten uzak konuşmalarla insanımızın kafası karıştırılmak isteniyor. Bu her zaman için böyle. Çünkü omuzunda küfe yokken konuşmak kolay. Dolayısıyla bu konuda hakikaten bütün samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanımız A'dan Z'ye bu konunun her yönüyle ilgilendi. Biz kendisine, ben üreticilerimiz adına, Giresun'umuz adına, ordumuz adına, diğer üretim yapan illerimiz adına şükranlarımı sunuyorum bu vesileyle. Fındık üreticimizin emeği, alın teri yerde kalmayacak demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylemişti geçtiğimiz yılki mitingde ve nitekim o zaman da bırakmadı, şimdi de bırakmadı. Türkiye yüzyılında, bu yeni dönemde de tarımla alakalı her sektörü, her noktayı daha ileriye taşıyacak bir sürecin içerisinde olduğumuzu biliyoruz. O yüzden şunu da söylememe müsaade edin. Gerçekten kendine güvenmek başka bir şey. Potansiyelinin farkında olmak başka bir şey. Sadece kendimize değil, bu memleketin üreticisine, bu memleketin çiftçisine her şeyden çok daha fazla güveniyoruz. Çünkü bunun için bir sebebimiz var. Pandemi çıktığı zaman Avrupa'daki çiftçiler evlerine kapandılar ama bizim üreticimiz, çiftçimiz hiç geri durmadı. Gitti tarlasında, bağında, bahçesinde gereken bütün faaliyetlerini yerine getirdi. O yüzden bizim memleketimizde elhamdülillah herhangi bir şekilde herhangi bir gıda ürününün arzıyla alakalı bir güvenlik sorunu yaşanmadı, yaşanmayacak. Yani biz buna güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz? Çünkü bizim icraatlarımız, AK Parti hükümetlerinin icraatları hiçbir zaman için lafla olmamıştır, söylenmiştir ve yapılmıştır. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. Önümüzde küçük bir virajımız daha kaldı. O da 2024 yerel seçimleri. Şöyle olabilir hepimizde. Hakikaten çok büyük bir virajı döndüğümüz için sanki 28 Mayıs'taki seçimlerin bir devamı gibi hareket etme isteği ve arzusu olabilir. Benim buradan bütün siz dava arkadaşlarımdan istirhamım, sıfırdan başlamayı kendimize baz almamız. Çünkü eğer bunu yapmayıp o kaldığımız yerden devam ediyoruz dersek belki atladığımız hususlar vardır. Onları göremeyebiliriz. O yüzden bütün gönüllere girmenin yolu kronometreyi sıfırlamak. Bir orman şehri olan Giresun'umuzun özellikle orman yangınlarından hareketle, gerçi hani coğrafya ve iklim buna çok müsaade etmeyebilir ama özellikle belli bir süre sonra işte fındık tarlalarının temizlenmesinden sonra orada çıkan şeylerin yakılması bir orman yangınına sebep olabilir. O yüzden herkesten istirham ediyorum. Hakikaten bizim orman yangınlarıyla mücadelede kabiliyetimiz, imkanlarımız gelişti. Ama bunun en doğrusu bu yangının olmaması. O yüzden sizin vasıtanızla Giresun'daki bütün kardeşlerimize yangına sebep olacak her türlü hareketten kaçınılmasını özellikle istirham ediyorum. Eğer şüphelenilen bir durum varsa da mutlaka hemen en yakın güvenlik birimine haber vererek bizim müdahalemizin başlamasını, kısa zamanda başlamasını sağlayalım.